Söyle beni babama da beni hemen eversin. Sevdiğimin anası da olduğunu bana versin. Sevdiğimin anası da olduğunu bana versin. Ana ana kızana da dön de beni bakana. Ana ana kızana da bir yol beni bakana. Geceler soğuk olur da donar ölürüm ana. Geceler soğuk olur da donar ölürüm ana. Baharı bekleyemem de düğünüm güzel olsun. Ana ana kızana da bir yol beri bakana. Ana ana kızana da dön de beri bakana. Geceler soğuk olur da donar ölürüm ana. Karaysa soğuk olur da donar ölürüm ana. Ana ana kızana da bir yol beri bakana. Ana ana kızana da bir yol beri bakana. Geceler soğuk olur da donar ölürüm ana. Geceler soğuk olur da donar ölürüm ana. Her ay sarım pazarı sandık olursam. Her ay sarım pazarı sandık olursam. Çıkma cebin başına da dırılırdan. Çıkma cebin başına da dırılırdan. Cevizim çıltırını yüklemiş. Hatırını erkeğim gelsin demiş durama. Cevizim çıltırını yüklemiş. Hatırını erkeğim gelsin demiş durama. Hatırını
memleketimize, Yenice'ye ve Yenice halkına hayırlı olmasını temenni ediyor. Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinize en kalbi duygularımla saygı ve sevgilerimi sunuyor. Allah'a emanet olun diyorum. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Duras'a yaptığı konuşmadan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi de konuşmasını yapmak üzere Yenice Beldesi Dernek Başkanı Sayın Zekeriya Duras'ı kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Sevdandır bizi dağlar aşıran, sevdandır bizi yollara düşüren. Aşık olduk sana bilmem kim için, gurbet ellere düştük ekmek parası için. Selam olsun Yenice'nin güzel insanları, hepinize selam olsun. Selam olsun analarımıza, bacılarımıza, hepinize selam olsun. Selam olsun Yenice'nin gençleri, hepinize selam olsun. Selam olsun saygıdeğer misafirlerimiz, hepinizden hepinize selam olsun. Selam olsun selamların en güzeli, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Saygıdeğer misafirlerimiz, sevgili Yeniceliler, değerli kardeşlerim, çok kıymetli protokol üyeleri, hepiniz hoş geldiniz efendim. Değerli kardeşlerim, bugün Yenice Beldemizin tarihi günlerinden birini yaşamak için buraya toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle şenliğimizin ve yarınki yapacağımızın Yenice Beldesi'nin geleceğini ilgilendiren, geleceğine yön verecek olan referandumumuzun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, Yenice Beldemiz, Giresun'umuzun, Çamoluğumuzun, Karadenizimizin birlik ve beraberlik yönünde en önde olan beldelerinden biridir. İşte bunun neticesidir ki hep beraber tek vücut olarak her zaman her yerde yapmış olduğumuz etkinliklerin göstergesi de bunun neticesidir. Değerli kardeşlerim, biraz önce belediye başkanımız, şenliğimiz ve yapmış olduğu belediye icraatları hakkında sizlere bilgi verdi. Ben yapmış olduğu bu etkinliklerden ve hizmetlerinden dolayı Dernek Yönetim Kurulu adına kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel hizmetlerin yapılacağını kendilerinden bekliyoruz. Değerli kardeşlerim, Allah izin verirse yarın Yenice'mizin kaderini belirleyecek bir referandum yapacağız. İnşallah bu referandumun sonunda da Yenice Beldesi'nin birlik ve beraberliği bozulmadan Yenice Beldesi'ne yakışır bir şekilde Yenice'li kardeşlerim buna karar vereceklerdir. Değerli kardeşlerim, tabii ki bugün buradaki konuşmaların önemi çok büyük. Yenice Beldesi vilayet değiştirme olayını yıllardan beri dile getiriyor. Ve biz diyoruz ki bu sorun sadece Yenice'mizin değil, sadece Çamoluğumuzun değil, bu sorun Kelkit Vadisi'nin tümünü kaplayan bir sorundur. Türkiye'de vilayetine en uzak belde Yenice Beldesi'dir. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, biz vilayetimiz olan Giresun'dan, ilçemiz olan Çamoluk'tan
her zaman gurur duyduk ve gurur da duyacağız. Ama şunu da açık ve net olarak söylemek istiyorum. Giresun vilayetimiz, Çamoluk ilçemiz bizlere ve Çamoluklara hizmet etme yönünde eksik kalmıştır. Bunun da sebebi vilayetimizin bize olan uzaklığından, coğrafi şartların olumsuz oluşundan, hizmetlerinin olmadığını biliyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün Allah izin verirse şenliğimizi yapacağız. Yarın da Yenice Beldemizin referandumunu yapacağız. Tabii ki bundan bir hafta önce bal festivalimiz oldu. Çamoluk Bal Festivali. Öncelikle Yenice'li kardeşlerime seslenmek istiyorum. Ve özellikle de bayan kardeşlerime seslenmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, bu gündemi, vilayet gündemini yaklaşık bundan bir sene önce Çamoluk'ta Çamoluk köy muhtarları bir imza kampanyasıyla başlattı. Yani resmi olarak müracaat. Bu kardeşlerimiz Çamoluk'taki sıkıntıların had safhaya ulaştığını, buradan hizmet, Giresun'dan hizmet alamadıklarını, bunun neticesinde de Erzincan'a müracaat ettiler. Ama ne yazık ki İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz bu işin yanlış olduğunu, Giresun'a gittiler, biz Giresun'da kalacağız diye söylediler. Ama ben bu kardeşlerime şunu söyledim. Değerli kardeşlerim, bizler çoğumuz genelde gurbette yaşıyoruz. Gurbette yaşayan insanlar da buradaki amaçlı burayı kullanıyoruz. Ama buradaki kardeşlerimiz bu sıkıntıları senenin 12 ayı çekiyorlar. Bunun için bu sıkıntılarına çare olmamız gerek. Değerli kardeşlerim, biz Yenice Beldesi olarak vilayet değiştirme olayına hep beraber karar verdik. Senede bir defa çıkan ve Çamoluk Derneği tarafından organize edilen bir gazete şöyle bir başlık atmıştı. Ve bunu da Bal Festivali'ndeki arkadaşlarımız okudu. Çamoluk'a sırt çeviren Yenice Dere'ye. Değerli kardeşlerim, ben sizlere soruyorum. Aslında şu bu başlık şu şekliyle olabilirdi. Yenice'ye sırt çeviren Çamoluk nereye? Tabii bu kardeşlerimiz bizlerin görüşlerini almadan böyle bir yazı yazdılar. Ve bu yazıda da referandumun neticesi ne olursa olsun kesinlikle böyle bir işin olmayacağını, ayrıca geçen haftaki bal festivalinde milletvekilimiz evet çıksa bile siz bir yere gidemezsiniz. Değerli kardeşlerim, ben şunu söylüyorum. Halkın gücünün önünde hiç kimse duramaz. Eğer halk bir şeye karar verdiyse bu kesinlikle bir gün neticelenir. Ben tüm Yenice'li kardeşlerimden bunu istiyorum. Biz şu anda bir şeye karar vermişiz. Nedir? Biz Gümüşhane'ye geçeceğiz. Bunun için karar verdik. Ben şundan da eminim. Çamoluk'un köyleri, Çamoluk'un muhtarları, Çamoluk'ta yaşayan memurlar, amirler bizim gibi düşünüyor. Ama Çamoluk'a hizmet eden, Çamoluk'a öncülük eden insanlar, özellikle bazı milletvekillerimizin ve protokoldaki bazı kardeşlerimizin etkisi altında kalarak buna engel olmaya çalışıyorlar. Ben de diyorum ki, eğer siz Allah rızası için hizmet ediyorsanız halkınızın vermiş olduğu karara saygılı olmak zorundasınız. Bu halk diyorsa ki biz, vilayetimiz bize hizmet edemiyor, biz bundan bir an önce karar vermemiz lazım diyorsa, buna engel olmaya çalışıyorsanız bu halk bunu aşar
ve sizler de bir gün yolda kalırsınız. Değerli kardeşlerim, Sayın Milletvekilimiz Bal Festivali'nde şöyle bir konuşma yaptı. Dedi ki, Yeniceliler, siz ne istediniz de biz vermedik. Ben soruyorum arkadaşlar, burada ilçe başkanlarımız var. Allah izin verirse ileride milletvekili olacak arkadaşlarımız da var. Biz milletvekilini seçerken, oy verirken biz isteyeceğiz, sen vereceğiz. Böyle bir şey var mı? Biz milletvekili ne için seçtik? Bize hizmet etsin diye seçtik. Biz sadece oyumuzu veririz, hizmet etmek onlara aittir. Sayın vekilime şunu söyledim. Tabii ki biz de söz hakkı almak istedik. Oranın prosedür gereği bize söz hakkı verilmedi. Protokole geldiği zaman şunu sordum. Dedim ki sayın vekilim, işte Yeniceliler de burada. Siz geçen sene geldiğinizde Yenice Beldesi Kültür Merkezi'nde şöyle bir söz verdiniz. Yenice Beldesi'nin yollarını Okçerer'e kadar olan grup yolunu 15 gün içinde çakıllayacağız, seneye de asfaltlayacağız. Değerli kardeşlerim, Çamoluk'un sınırı Usluca'ya kadar mı? Okçerer köyü Çamoluk'un köyü değil mi? Pelitli köyü Çamoluk'un köyü değil miydi? Arkadaşlar, Yenice Beldemiz hiçbir şeye muhtaç değildir. Bunu söylerken de yanlış anlaşılmasın. Biz hakkımız neyse onu istiyoruz. Hiç kimseye de yağdanlık, yağcılık yapacak halimiz yoktur. Biz hakkımız olan şeyi istiyoruz. Bunun için de gereken neyse top ve top vücut olarak hep beraber bir karar vereceğiz. Yenice'nin birliği için, Yenice'nin beraberliği için, Yenice'nin geleceği için evet diyeceğiz. Tabii ki ben burada şunu söylüyorum. Özellikle Yenice'li kardeşlerimize. Geleli 15 gün oldu değerli kardeşlerim. Ve buraya tatil yapmak için geldik. Ama maalesef şunu söylüyorum. Tatil yapmak bir tarafa, inanın gece uyumayı bile unuttuk. Evdeki çocuklarımızdan bile haberimiz yok. Hizmette yarışıyoruz. Neye? Yenice'ye daha güzel şeyler yapmak için. Neye? Yenice'nin daha güzel şeylere layık olduğunu biliyoruz. Yönetimdeki kardeşlerimiz olarak da gerek İstanbul'dan gelen kardeşlerimize, gerekse buradaki kardeşlerimize hizmet için seferber olduk. Değerli kardeşlerim, tabii ki biz de insanız. Bizler de insanlar bazen şaşar, beşerdir. Hatalarımız olmuştur. Biz sizlere devamlı hizmet etmek için, sizleri kırmamak için, sizler çünkü bunlara aitsiniz, bunu da burada gösteriyorsunuz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama ben şunu tespit ediyorum, ettim. Bazı kardeşlerimiz işte belediyemize olan dargınlıkları var. Daha önce bir seçim olmuş, bununla ilgili dargınlıkları var. Değerli kardeşlerim, biz birbirimize dargın olabiliriz. Bunları biz kendi aramızda çözeriz. Ama Yenice Beldesi'nin birlik ve beraberliğinin devam etmesi için Allah izin verirse yarın hep beraber evet diyeceğiz inşallah. Arkadaşlar, biz bir şeye karar verdik ve şu anda da tabiri caizse köprünün ortasındayız. Yenice'li kardeşlerimden bunu dikkatlice dinlemesini istiyorum. Biz köprünün ortasındayız. Karar verdik, köprünün ortasına geldik. Ve bunu da hep beraber karar verdik. Bazı kardeşlerimizin söylediği gibi bu dernek başkanının kararıdır değil. Bu Yenice Beldesi'nin hep beraber vermiş olduğu bir karardır. Arkadaşlar, eğer kararımızla devam edersek inşallah Yenice Beldesi daha güzel günlere, daha müreffeh günlere gidecektir. Ama tabii ki insanların vereceği karara da saygılıyız. Kararımızda ters bir karar olursa şimdiye kadar yapmış olduğumuz hizmetlerin, şimdiye kadar olan yapılan şeylerin hepsinin alt üst olması demektir.
Bunun için hep beraber aramızdaki dargınlıkları falan hep bir tarafa bırakacağız. Mahalleciliği, sülaleciliği, dernek başkanlığını, belediye başkanlığını hep bir tarafa bırakacağız. Allah izin verirse yarın hep beraber orada evet diyeceğiz. Ondan sonra da oturacağız, kendi aramızdaki sorunları tartışacağız. Ben özellikle bacılarımdan bunu rica ediyorum. Yarın orada iki tane oy pusulası var. Bacılarım, gurbetten gelen kardeşlerim. Hakikaten bazen insanın zoruna giden şeyler de oluyor. Biz sizlere hizmet etmek için elimizden geleni yaptık. Ve bu kararı da hep beraber verdik. Biz gecemizi gündüzümüze kattık. Dernek yönetimi olarak, belediyemiz olarak, muhtarlarımız olarak, bu işlere öncülük eden insanlar olarak çalıştık, çabaladık, hazır ettik, bu seviyeye getirdik. Sizlerden rica ediyoruz. Bu emeklerimizi boşa çıkarmamanızı istiyoruz. Bu emeklerimizin hepsinin bir anda yok olmaması için hep beraber Allah izin verirse inşallah evet demenizi istiyoruz. İki tane oy pusulası var. Ve bu oy pusulaların birisinde evet, birisinde hayır yazıyor. Sizlerin inşallah evet yazana oylarınızı atarak Yenice Beldesi'nin hüznünü, gücünü kesmeyeceğinizi biliyorum. Tabii ki hakikaten şu anda buradaki bu konuşmayı yapmak zor bir şey. İşte bizim devamlı yanımızda olan Giresunlu hemşerimiz Lokman Çağrıcı abimiz burada. Hakikaten her zaman Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısıdır. Ne zaman gitsek ilçe başkanımız olsun, Bağcılar Belediye'miz, Esenler Belediye'miz, İstanbul'daki tüm belediyeler bizlere hizmette, yarışta her zaman yanımızda oldular. Ama Giresunlu kardeşlerimden şunu rica ediyorum. Arkadaşlar, biz bu coğrafyanın insanlarıyız. Biz Kelkit Vadisi'nin insanlarıyız. Biz bir karar verirken Giresun'daki kardeşlerimizin kesinlikle kimlikleriyle, Çamoluklu kardeşlerimizin kimlikleriyle falan ilgisi yoktur bunun. Veya Gümüşhane'deki kardeşlerimizin, Şiran içindeki kardeşlerimizin kimlikleriyle ilgisi yoktur. Biz sadece ve sadece Gümüşhane'den, Şiran'dan alacağımız hizmetlerin Giresun'dan, Çamoluk'tan alacağımız hizmetlerin daha fazla olacağını biliyoruz. Tabii ki burada biz bu sistemlerimizi yaparken Çamoluk ilçemizin bize hizmet etmesinin imkansız olduğunu da biliyorum. Neden? Daha bundan iki ay önce bir ulusal gazetede şöyle bir haber